Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirri emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevadul kerim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Muazzez kardeşlerim. Ramazan'ın ortasını bulmuş, yarılamış bulunmaktayız. Rabbimize hamdolsun ki Rabbim bu Ramazan'ı da oruçlu bir şekilde Kur'an ve pek çok hayır ve hasenatın iç içe olduğu bir ikram ve ihsan ayını bize nasip etti. Bugün sizlerle inşallah Ramazan'ın belki de gönül dünyamızda en çok etki etmesi gereken, bizde bırakması gereken bir iz hususunda konuşacağız. Ramazan ve nefis muhasebesi. Rabbimiz kitab-ı keriminde açıkça bir hakikati beyan ediyor. Biz diyor kıyamet gününde adalet terazilerini kuracağız. O gün hiçbir şekilde hiçbir nefse zulmedilmeyecek. Kim hardal tanesi kadar bir iyilik yapmışsa o kendisine getirilir ve hesap görücü olarak Rabbim yeter. Başka bir ayet-i kerimede de yine Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O gün insanoğluna denilecek ki, hadi bakalım, ikra kitabek, kitabını oku. Kefâ bi nefsike el yevme aleyke hasibâ. Bugün hesap görücü olarak yaptıklarının artısını, eksisini değerlendirici olarak sana nefsin yeter. Bir taraftan Rabbimin bizi hesaba çekeceği, bir taraftan da aslında kendimizin kendisini hesaba çekebileceği, çektiği bir gün gelecek muazzez kardeşlerim. İşte insanın kendi yaptığı işleri, sorumluluklarını, vazifelerinin şuuruna ererek hayatını ve tercihlerini sorumluluğuna uygun bir şekilde, kendisine emredildiği şekliyle yerine getirip getirmediğini iç dünyasına denetleyip bir otokontrol sistemi kurması hadisesine biz muhasebe diyoruz. İnsanın kendi kendini sürekli check etmesi, yaptığı işlerle alakalı zihin dünyasında, fikir dünyasında sürekli olarak elindeki terazi ve elindeki cetvele uygun bir şekilde işinin doğru olup olmadığını test etmesi. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen çok güzel bir söz var. Amelleriniz tartılmadan önce siz nefislerinizi hesaba çekiniz ki yarın o darlık ve zorluk gününde siz genişlik içerisinde olabilirsiniz. Çünkü insan hayatın hızlı akışı içerisinde, sürekli dinamik bir süreç içerisinde bazen ne yaptığını, ne yapması gerektiğini, yaptığı şeyin gerçekten yapmaya değer olup olmadığını, söylediği şeyin gerçekten söylemeye değer olup olmadığını, söylenmesi gereken yerde söylenmesi gereken şeyi söyleyip söylemediğini göz önünde bulundurması, test etmesi veyahut da onunla alakalı asıl durumunun ne olması gerektiğiyle ilgili bir şaşkınlık içerisinde, dalgınlık içerisinde,
Kur'an'ı tabirle söyleyecek olursak gaflet içerisinde olması mümkün. Muazzez kardeşlerim, bir muhasebeden bahsediyorsak aslında o muhasebe süreciyle alakalı olarak aslında dört şeyi de kabul etmişiz demektir. Peki nedir o dört şey? Bir, her şeyden önce biz yaptıklarından dolayı sorumlu olan bir varlığız. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söyleyecek olursak, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُطْرَكَ سُتَى İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Muhasebe bilincinin bizde ilk kazandırdığı şey, hayır, ben sorumluluk sahibi, sorumluluğu olan özgürlük ve sorumluluk dengesini sağlayabilmiş bir birey olduğumun farkına varmam demektir. Çünkü bizler keyfe mâ yaşa, yani istediği gibi yaşama noktasında muhayyer bırakılmış varlıklar değiliz. Hani hepimizin malum olduğu üzere Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beni yaşlandırdı dediği ayeti kerime emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani herhangi bir şekilde değil, kendine göre dosdoğru ol değil, arkadaşına göre dosdoğru ol değil veyahut da komşuna göre, topluma göre, zamana göre dosdoğru ol değil. Bilakis nasıl emrolunduysan, hangi ilkeler, senden istenen her neyse, hangi işinle ilgili hangi ölçüye uyman gerekiyorsa, o ölçülere göre işinin dosdoğru olması gerekir. Bundan dolayıdır ki aslında muhasebenin ikinci ayağını da biz geçmiş oluyoruz. Nedir o da? Bir muhasebe olması için bir, dedik ki sorumlu olduğumuzun ve sorumluluğu taşıdığımızın farkına varacağız. İkinci bir mesele, neyle emredildiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Eğer neyle emredildiğimizin farkına varmaz isek, yani namaz kılarken namazda neyle emredildik ki kıldığımız namazın hakikat cihetiyle Rabbimin bizden istediği kıvamda ve kalitede olduğunu test edebilelim. Veyahut da şu anda Ramazan'dayız ve oruç tutmaktayız. Tuttuğumuz oruçların eğer ilahi ölçüye uygun değil, kendi zanlarımıza göre ise o zaman hakikatte onun oruç olup olmadığı da tartışılabilir. Ticarette, evlilikte, sosyal ilişkilerimizde, dostluk ve akrabalık münasebetlerimizde hep Allah yeryüzüne bir ölçü koymuş ve bize de bu ölçüye uygun davranmamız noktasında biz de emir buyurmuş. İşte muhasebe kendini bu anlamıyla ölçüye uygun davranıp davranmadığın hususunda tam bir şuurluluk halinin insanda oluşmasıdır. Bakın, oysa insan dedik ya az önce çoğu zaman bunun farkına bile varmaz. Rabbimiz ayet-i kerimesinde ne güzel ifade ediyor. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanlara hesapları yaklaştı. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Ama onlar yüz çevirmiş bir şekilde, hakikate sırt dönmüş bir şekilde gaflet, yani yaptıklarının neticesini görebilmekten, yaptıkları işin sonucunu fark edebilmekten uzak, gaflet içerisindedirler. Oysa hesap yaklaştı. Hesap çok yaklaştı oysa ki. İşte insanın bu noktada muazzez kardeşlerim, kendi hayatını dizayn ederken, hani o Cibril hadisinde zikredilen hakikat var ya, onun sırrına ermiş olmak lazım gelir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Her ne kadar sen onu görmesen de onun seni gördüğünü, gözetlediğini, denetlediğini ve senin yanına ayrıca denetleyici melekler vazifelendirdiğinin farkına varabilmek. Sohbetimize başlarken okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de ne diyordu? Muhakkak ki Allah sizin üzerinde
denetleyici ve gözetleyicidir şeklinde açıkça ifade etmektedir. Başka bir ayet-i kerimede ise Rabbimiz ya eyyühellezine amenuttakullah, ey iman edenler, Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa, Allah'a karşı nasıl saygılı olunması gerekiyorsa, Allah'a karşı nasıl sorumluluğumuzun bilincinde olması gerekiyorsa, o şekilde takva sahipleri olunuz. Ve فَمْتَزِرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her nefis yarın ne gönderdiğine bir baksın diyor Allah. Bize Allah yaşadığımız şeyleri gözden geçirmemizi istiyor. Tabii bu noktada muazzez kardeşlerim, kişinin yaratanına, çevresine ve kendine karşı sorumluluklarının farkına varması gerekiyor. Yaptıklarından dolayı bir gün hesap vereceğinin bilincine ermesi gerekiyor. İnanç, ahlak, amel konusunda kendisinden istenilen ölçüye uygun davranmakla mükellef olduğunun farkına varması gerekiyor. Ahiretteki fiillerinde kendisini yanıltacak veya manipüle edecek hususlardan kendisini koruması gerekiyor. Bu madde çok önemli. İnsan hani şeytan emanilerle, kuruntularla bizi hayatı doğru algılamamızı ve doğru görmemizi engeller. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, akıllı insan ölümden sonrası için hazırlık yapan, ancak ahmak insan ise, aciz insan ise heva ve hevesine uyup sonra Allah'tan bir takım temennilerde Allah'a dair bir takım kuruntular besleyen kimsedir diye ifade ediyor. Öyleyse bizlerin muazzez kardeşlerim, bu şeytan ve onun emanilerine karşı bir bilinç sahibi olmamız lazım. Tam bu noktada, yani meselenin Ramazan'la alakalı olarak yansıyan yönü nedir diye değerlendirdiğimiz zaman, Ramazan'da hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birisi kendisine sataştığında veyahut da kendisiyle kavga etmek istediği zaman hani ben oruçluyum desin diyor ya, aslında Allah Resulü Allahu Alem burada bize şunu fark ettirmek istiyor Ramazan ve oruçla. Nedir o? Kendi varlığının ve benliğinin farkında olmak ve bu noktada ben oruçluyum bilinci oluşturarak insanın edilgen bir varlık olmaktan etken ve hayatının kontrolünü kendi elinde ve iradesine bağlı olduğunun şuuruna erdirmek. Oruç neyin istenilmeye değer ve neyin istenilmeye değer olmadığını da bize öğretiyor. Çünkü insanı hataya, günaha sevk eden amillerin başında nefsin bize hani derler ya, zehri altın kase içinde sunmuşlar, bal da onun suç ortağı. Yani nefis ve şeytan bir günahı bize arz ettiklerinde, yaptırmak için bizi yönlendirmek istediklerinde onu çok cilalı, süslü, albenisi yüksek, balla karışık bir formda bize sunarlar. İşte oruç nefsin bu isteklerini, o ön tat dediğimiz, ön lezzet dediğimiz, o ön lezzeti tattırarak arkasından acıya razı ettirilmemesi için nefse gerektiğinde o küçük lezzetlerden vazgeçebilmeyi, o küçük lezzetlerden vazgeçip kalıcı olanın ne olması gerektiğini, kalıcı olanın en büyük servet ve en büyük ikram olan cennet nimetleri ve Allah'ın rızasını kazanmak gerektiğini bize şuuruna vardırıyor. Tabii bir taraftan da rahmet ve mağfiret ayı olması cihetiyle de insanın kendisini Allah'a bağışlatma noktasında bir gayret ve seferberlik ilan etmesi gerektiğini, ancak insanın Allah'tan bağışlanma dilerken hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle söyleyecek olursak, neyin günah olduğunun farkına varacağız ki
kim olduğumuzun farkına varacağız ki, nasıl yaşadığımızın farkına varacağız ki, biz yaşadıklarımızdan dolayı tövbe etmenin de farkına varalım ve bu noktada muhasebe hususunda alimlerimiz der ki, muhasebenin üç yönü vardır. Amelden önce, amel anında ve bir de amelden sonra. Amelden önce neyin yapılmaya değer olduğunu, önceliklerimizi ve hangi amelin yapılmaya, hangi amelin terk edilmeye layık olduğunu ölçüye uygun olarak tespit etmek. Bu birinci aşama. Amel sırasında niyetlerimizi kontrol etmek. Güzel işleri yaparken o işlerin içerisine riya, ucub, yani kendini beğenmişlik veyahut da başka niyetleri katıp da o niyet boyutuyla kendimizi ve amelimizi boşa çıkarmamaya gayret edebilmek. Amel sırasında sürekli olarak kendi niyetimizi, hissiyatımızı, kalbimizi ve vicdani duyarlılığımızı en üst mertebede diri tutabilmek. Ve amelden sonrasını, yani yaptıklarımızı geriye dönüp tekrar bir çek yapmak, yaptıklarımızı gözden geçirmek, yaptıklarımızın yapılmaya layık olup olmadığını, Allah'ın emrine, sünnete uygun olup olmadığını ve o işi yaparken daha güzel bir şekilde yapabilmenin imkanı olup olmadığının farkına varmak. Ve bu noktada kendi eksiklerimizi ve kusurlarımızı araştırmak. Çünkü insanı aldatan en büyük gaflet insanın istina duygusudur. Yani kendini beğenmişliği, kendini kendine yeter görmüşlüğüdür. İşte muhasebe, biz de diyeceğiz hayır, ben kendime yetmiyorum kardeşim. Benim amellerimin içerisinde niyet boyutuyla, öncelikler boyutuyla veyahut da o işin sünnete uygunluğu boyutuyla pek çok kusurları ve hataları var. İnsan kendi kusurlarıyla uğraşınca başkalarının kusurlarını ve hatalarını görmek noktasında da zaten zamanı kalmaz. Ben bu duygularla Ramazan ayının aslında bir iç dünyamızın, gönül dünyamızın adeta hakikat aynasındaki asli suretini görüp o asli sureti içerisinde kendinizi yeniden gözden geçirmenin ve bu noktada Allah'a arz edilecek bir hayatı, Allah'a sunulacak bir ömrün en güzel şekilde sunulması noktasında hata ve kusurlarımızı gidererek Allah'tan bu ayın mağfiretinden, rahmetinden ve azabından, cehennem azabından kurtuluş imkanından istifade edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ve tekraren Ramazanınız hakkıyla o güneşin sıcak ve kavurucu ateşinin çölleri kavurup yakıp hayatı kuruttuğu gibi günahlarımızın kurutup yanmasına vesile kılsın diyorum. Bu duygularla hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.